Galatasaray'da hedef Wout Faes. Yıldızlarla dolu ve taraftarlarını heyecanlandıran bir kadro oluşturan Galatasaray'da Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Leicester City'nin yıldızı Wout Faes'i de Acun Ilıcalı'nın sahibi oldu. Bu City'nin elinden kapmak üzere. Kış transfer döneminde kadrosuna katmak istediği genç savunmacı için Premier Lig'den Nottingham Forest'ın yanı sıra Hull City ile de yarışan Jimbo, oyuncunun net bir şekilde sarı kırmızılı formayı giymesi üzerine transferde öne geçmiş durumda. Leicester City geçen sezon Wout Faes'e 17 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Belçika milli takımında 5 kez forma giyen savunma oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro. Wout Faes için sarı kırmızılıların satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı öğrenildi. Şampiyonşipte oynamak istemeyen Belçikalı stoper, devre arası transfer sezonu için Galatasaray'a yeşil ışık yaktı. Sarı kırmızılılar sezon başında da Faes'le ilgilenmişti. İngilizlerden Sacha Boey Kanja. Sarı kırmızılı ekibin Fransız beki Sacha Boey, geçtiğimiz sezon oynadığı futbolla elde edilen şampiyonluğa damga vuran oyunculardan biri olmuştu. Boey, yeni sezonda da oldukça etkili bir form grafiğiyle başlarken tüm dikkatleri yeniden üzerine çekti ve Türkiye kariyerinde rekor kırmayı başardı. Sarı kırmızılıların geçen sezonki Süper Lig şampiyonluğunda gösterdiği performansla büyük pay sahibi olan Sacha Boey, her geçen maç performansıyla herkesi büyülüyor. Teknik direktör Okan Buruk, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakçı ile birlikte en çok forma şansı verdiği isim olan Boey, Süper Lig'de en çok top kaptığı sezonunu yaşıyor. Uzun süredir Premier Lig kulüpleri tarafından izlenilen Boey için İngiliz ekiplerinden Nottingham Forest'ın devre arası transfer döneminde 25 milyon euro ödeyeceği iddia edildi. Galatasaray'da anlaşma tamam. Galatasaray, Fransız yıldız sabek Sacha Boey ile yeni sözleşme şartlarında anlaştı. Özellikle Premier Lig'den pek çok talibi olan Boey'in sarı kırmızılılarla olan kontratı 2025 yılında sona erecekti. Galatasaraylı kurmaylarda hem sonraki transfer döneminde satış konusunda elini güçlendirmek için hem de maaş dengesini sağlamak adına harekete geçerek genç yıldızı ikna etmeyi başardı. Yeni kontrat 2027 yılında sona erecek ve Boey'in maaşı 500 bin eurodan 1,5 milyon euroya çıkarılacak. Böylece yıldız savunmacının ücreti tam 3 kat artmış olacak. Bilindiği gibi sarı kırmızılılar Boey'i 2021 yılında 1 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olan Sacha Boey için Galatasaray'ın bonservis beklentisi ise en az 20 milyon euro. Galatasaray'a dev piyango, tam 7 milyar. Selam dostlar, naber? Galatasaray'ımız öyle bir transfer sezonunu geride bıraktı ki kurulan kadroyu beğenmemek elde değil. Sayısal olarak kadrosuna tam 13 futbolcu katan sarı kırmızılılar nitelik olarak da kadro kalitesini uzaya çıkardı. Galatasaray'da Tete 25 milyon euroluk piyasa değeriyle Süper Lig'in en değerli oyuncusu oldu. Brezilyalı genç yeteneği takip eden iki isim de Galatasaray'dan. Tanguy Ndombele ve Wilfried Zaha 22'şer milyon euroluk değerleriyle ikinci sırayı paylaşıyorlar. Yapılan transferlerle kadro değerine tam 150 milyon euro ekleyen Galatasaray'ın toplam takım değeri ise 239 milyon euro. Yani yaklaşık 7 milyar lira. Bu sezon ilk 11'ini Icardi'yi saymazsak 4-5 yeni isim yazan Galatasaray'da uyum sorunları ligin 10. haftasına kadar devam edecektir. Ancak Galatasaray, oyuncular birbirlerine alışana kadar hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde puan kayıplarını minimum seviyede tutmayı başarabilirse, rakiplerinin vay haline. Peki siz bu transfer dönemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Galatasaray uçak gibi kadro kurdu diyenler videoyu beğensin. Bayern Münih'i Galatasaray korkusu sardı. Jürgen Klinsmann'dan flaş açıklamalar. Alman futbolunun efsane golcülerinden Jürgen Klinsmann, Şampiyonlar Ligi A grubunu değerlendirdi.
Şu an Güney Kore milli takımının hocalığını yapan ve geçmişte Bayern Münih'te hem oyuncu hem de teknik adam olarak görev alan Klinsmann'a göre grupta her şey olabilir. Ünlü futbol adamı Bayern ve Jim Bowen yanı sıra Manchester United'da Copenhagen'da yer aldığı grupla ilgili olarak zor bir grup. Kağıt üstünde Bayern Münih ve Manchester United önde gözüküyorlar ancak Galatasaray'ın da olduğu grupta onların işi hiç kolay olmayacak ifadelerini kullandı. Galatasaray'ı da değerlendiren ünlü futbol adamı, Galatasaray Avrupa'nın en önemli kulüplerinden biri. Güçlü bir takım. Mauro Icardi gibi önemli bir golcüye sahipler. Çok beğendiğim ve son derece kaliteli bir futbolcu Icardi. Özellikle Galatasaray'ın iç saha taraftar desteği oldukça fazla. Oyunculuk kariyerimden de bildiğim için Galatasaray Almanya'ya geldiğinde de hiç yabancılık çekmeyecektir. Muhtemelen Münih'teki karşılaşmada tribünde 35 bine yakın Türk taraftar olacaktır. Almanya'daki Türklerin onları yalnız bırakmayacağından eminim. Almanya'daki maç da zor olacak, diye konuştu. Mata'nın yeni takımı resmen açıklandı. Galatasaray'da geçen sezon şampiyonluk yaşadıktan sonra sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Juan Mata'nın yeni takımı resmen açıklandı. Geçen sezon iddialı bir kadro kuran Galatasaray, pastanın çiliği olarak adlandırılan transferlerden biri olarak İspanyol orta saha oyuncusu Mata'nın peşine düşmüştü. Manchester United'da sözleşmesi sona eren Mata, Galatasaray'ın yapmış olduğu teklifi kabul ederek sarı kırmızılı formayı giymişti. Bir yıllık opsiyonla 2 yıllık anlaşmaya varılan Mata, Galatasaray'dan yıllık 1.9 milyon euro net gelir elde etmişti. Ancak İspanyol yıldızın performansının teknik direktör Okan Buruk tarafından beğenilmemesi üzerine, sezon sonunda opsiyon kullanılmadı ve Mata serbest futbolcu oldu. Kariyerinde toplam 13 kupası bulunan Juan Mata, bir Dünya Kupası, bir Avrupa Şampiyonluğu, bir Şampiyonlar Ligi, iki Avrupa Ligi, iki İngiltere Kupası, iki İngiltere Lig Kupası, bir İspanya Kupası, bir İspanya Süper Kupası, bir U21 Avrupa Kupası, bir U19 Avrupa Kupası ve bir Türkiye Süper Lig Kupası kazandı. 2014 yılında İspanyol yıldız 44 milyon euro karşılığında da Manchester United'a transfer olmuştu. Iniesta, David Villa, Boyan Krkić ve Sergi Samper gibi yıldız futbolcuların da bir dönem oynadıkları Japon takımı Vissel Kobe, Mata ile resmi sözleşme imzaladıklarını resmen açıkladı. Juan Mata Galatasaray'da geçen sezon ligde çıktığı 16 maçta 3 gol atıp 1 asist yapmıştı.